Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kompas videomuzda kompas makro uygulamasını anlatmaya çalışacağım. Kompas makro uygulaması işimizi otomatik şekilde getirmektedir. Yani mesela biz devamlı bir parça çizgi kullanıyorsak onu kaydederek ve o kayıt altına aldığımız işlemlerimizi ileride kullanmak için kullanabiliriz. Şimdi ise kompas makro ile ilgili küçük bir örnek göstermeye çalışacağım. İlk önce uygulamaya girip Lips kısmından kompas makro sistemini ekliyoruz ve işimize devam ediyoruz. İlk önce uygulama komutuna girip kompas makro kısmına gelip oradan Start Recording noktasına basıp yapılacak işlemlerimizi kayıt altına alıyoruz. İşimizi devam etmek için makros oluşturacak dosyamıza isim vererek kaydediyoruz. Mesela dörtgen diye makros dosyamıza isim verip kaydediyoruz ve işimize devam ediyoruz. Örnek olsun diye buradan ben dörtgen çiziyorum ve bir de teknik resmin antenini bazı yerlerine düzenleme işlerini yapıyorum. Ve buna benzer bazı işlemleri yapabiliriz. Bir de örnek olsun diye küçük bir daire çiziyorum. Bir de üçgen şeklinde bir çizgi oluşturuyorum. Ondan sonra yaptığımız işlemleri Stop Recording noktasına gelerek kaydediyoruz. Kaydettiğimiz makros masa üstünde gözükmektedir. Şimdi yeni bir teknik resim açarak bu makrosu kullanacağım. Mesela bir yay çizgisini oluşturuyorum. Ondan sonra kaydettiğimiz makrosu kullanmak istediğimiz zaman bu şekilde, yani uygulama komutuna girip kompas makro kısmına gelip ve oradan da makros noktasına basıyoruz. Bastıktan sonra makro penceresi gözükmektedir. Oradan biz kaydettiğimiz dörtgen isimli makrosu seçerek run noktasına basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi az önceki oluşturduğumuz makro kısmımız yeni teknik çizgimize gelmiş oldu. Bir de örnek olsun diye yeni bir çizgi oluşturuyorum. Oluşturmadan önce bu çizginin makrosunu kaydetmeliyiz ve işimize devam ediyoruz. Yeni bir makros dosyasını kayıt altına alıp devam ediyoruz. Çizgimiz oluştuktan sonra Stop Macros diyerek kaydımızı durduruyoruz. Yeni bir teknik resim açtığımızda kaydettiğimiz makrosları kullanabiliriz. Örnek olsun diye bir tane daha çizgi oluşturarak sizlere örnek gösteriyorum. İstediğimiz makrosu seçiyorum. Eğer başka bir kaydettiğimiz makrosu istersek onu da aynı şekilde makros kısmına gelerek çizgimizi oluşturmuş oluyoruz. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ederim. Tekrar kompas videomuzda görüşmek üzere. Güle güle.